Atama bekleyen öğretmenler, atama bekleyen sağlıkçılar, atama bekleyen teknik personel. Tamamını çözeceğim bir sözüm var. Onu burada tekrar edeyim. Cumhuriyet'in 100. yılında 100 bin öğretmenin atamasını yapacağız. 100 bin öğretmenin. 100 bin öğretmenin. Bütün köylerdeki okulları yeniden açacağız. Ferhat ile Şirin'in buluştuğu gibi öğretmenle öğrencisini buluşturacağım. Şunu herkes çok iyi bilsin. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iki kırmızı çizgisi var. Bayrağımız ve vatanımız. Bir daha söylüyorum. İki temel, iki kırmızı çizgimiz var. Bayrağımız ve vatanımız. Ama onlar tek adam rejimi, onların ne yaptığını gayet iyi biliyorum. Bakın, bakın, gençler burayı iyi dinleyin. Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırdılar. Süleyman Şah Türbesi'ni. Bu Suriye sınırları içerisinde bulunan Süleyman Şah Türbesi. Bu türbeyi 10 bin dönümlük bir alan. Terör örgütünden kaçtılar. Bayrağımızı indirdiler. Ve vatan topraklarını terk ettiler. Bunu yapanlar asla ve asla milliyetçi olamazlar. Bunu yapanlar asla ve asla vatansever olamazlar. Benim bu millete sözüm var. Allah nasip eder sizlerin oylarıyla iktidar olduğumuzda göreceksiniz. Süleyman Şah Türbesi'ni vatan toprağına geri götüreceğiz ve bayrağımızı dikeceğiz oraya. Bizim milliyetçiliğimiz onlarınki gibi değil, lafta değil. Dünyada hastanesi olmayan tek ordu bizim ordumuz. Hastanelerini elinden aldılar. Bir ordunun hastanesi yoksa ciddi sorun var demektir. Gata'yı elinden aldılar, askeri hastaneleri kapattılar. Bir hafta göreceksiniz. Bir hafta içerisinde Gata'yı açacağız, askeri hastaneleri açacağız, şanlı ordumuza teslim edeceğiz. Biz onlar gibi değiliz. Biz ordumuzun bu coğrafyada ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Onlar ne yapıyorlar ben gayet iyi biliyorum. Ne yapıyor? Kime hizmet ettiklerini de gayet iyi biliyorum. Ama meraklanmayın. Ama asla ve asla ayın 14'ünde bugün işim var. Sandığa gidecek miyim, gitmeyecek miyim diye düşünmeyin. Sandığa gidin. Oyunuzu kullanın ve oyunuza sahip çıkın. Bir şeyden emin olun, sandıkların tamamına da sahip çıkacağız. Hiç endişe etmeyin. Ayrıca bunlar kırsalda çalışan gençler ve kadınlar, unutmasınlar. Kırsalda çalışan gençler ve kadınlar, balıkçılar, bunların sosyal güvenlik primlerini devlet olarak biz ödeyeceğiz. Dolayısıyla toprakta çalışıyor musun? Üretiyor musun? Kazanacaksın. Sen kazanırsan Türkiye kazanacak. Sen kazanırsan buğday ithal etmeyeceğiz. Sana vereceğiz parayı. Sen kazanacaksın. Sen üreteceksin. Senin sosyal güvenlik primini devlet olarak biz ödeyeceğiz. Dolayısıyla yeni bir iklimi bu ülkeye getireceğiz. Yeni bir iklimi. Yeni bir iklimin özelliği şu. Sokakta, caddede karşılaştığımız insanlara tanımasak bile selam vermesini ihmal etmeyeceğiz. Kucaklaşacağız. Ayrılmadık. Ayrışmayacağız. Onlar ayrıştırmaya çalışıyorlar. Biz ayrışmayacağız. Onlar ikilik yaratıyorlar. Biz bir olacağız. Bayrağımızın altında vatanımızla bir olacağız. Beraber olacağız. Bugün çağdaş bir teknolojiyle yapılmış olan yeşil yerel yönetim hizmet binamızın açılışını yapacağız.
Bu heyecanımızı paylaşan siz Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Cumhurbaşkanı yardımcılarımıza, tüm konuklara, sevgili Çanakkale'li hemşerilerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu binanın temeli 2015 Çanakkale Savaşları'nın 100. yılında atıldı. Ve açılışını 2023 Cumhuriyet'in 100. yılında yapıyor olmanın gururunu taşıyorum. Çanakkale Belediyesi, Yeşil Yerel Yönetim Binası ve Kültür Merkezi Çanakkale'ye hayırlı uğurlu olsun efendim.